İyi akşamlar Ereğli Günlük. Grafik Ereğli e, biliyorsunuz burada bir desteğimiz vardı yani 18 buçuklarında onu aşağı kırdık bir alt bantta. Yani bir geçici destek bulduk 17.80'lerde orayı da bir hafif açtı. Yani bir bantta aslında öyle çok büyük bir geri çekilme yok Ereğli. öyle hesapsız satmıyor kimse Ereğli'yi. Patır kütür aşağı hadi vuralım e, vur gitsin kardeşim 14'e falan öyle bir şey yok. E, o da tabii şirkette biraz güvenli belki hani onun da etkisi var bunda çok güvenilen bir şirket. Ama hafif aşağı akım devam ediyor açıkçası. O da dağılmadı. Ee, hala 20 gün üstelinin biraz altında. Yani bu dirençtir. 20 gün üsteli O dirence takıldığını görüyoruz burada. Ee, E-rail'inin 18-24. 50 gün tabi burada baktığımız bir alan 18-84 hala altında olması çok keyif verici değil. Ama dediğim gibi hani bu bir süzülme biraz daha. Yani öyle aşağı yönlü akım var. Fakat süzülerek böyle biraz daha yavaş bir akım bu. Eee bu kısa vadede mutlaka yani burada 18.80'in üstüne kapanışları aramak lazım herhalde. Yani tekrar e, üstüne çıkarsa 50 günün ki arada burada majör trendimiz kırmızı olan. Yani bu kırmızının takip ediyor eriyle. 50 günü tam olarak takip etmiyor. Altına kırabiliyor. Bu akımda daha önce de iki kere altına kırdı. Hepsinde tekrar yukarı toparladı. O yüzden hani benzeri bir durum oluşması için haliyle 18.80'in üstüne kapanışlar almamız lazım herhalde. Aşağı yönlü trendin tabi ara destekleri oldu. 17.80 7.80 şöyle bir tepki verdi 17.50'den. bu biraz daha böyle aşağı devam ederse 17-10 civarları da diğer bir destek alanı Ereğli'nin. ama burada majör anlamda düşüş, majör anlamda bahsediyorum. Yani tehlikeli durum ne olur? Şu kırmızının geçilmesi olur. Yani kırmızı 17'de geçiliyor. 16.90'da geçiliyor hatta. 16.90 aşağı kırılmadıktan sonra hani çok şey değil, çok dert değil. Hani daha önce yaptığı majör trendi üstündeki hareketi yapıyor deriz. 16.90 geçilirse ya o biraz daha açıkçası kuşkucu bir bakış açısı yaratır ve 15'e kadar bir daha bir hareket alanı önümüze koyar. Olur demiyorum. Bakın bunların olup olmayacağını bilemezsiniz. Yani desteklerin böyle seyredip seyredemeyeceği yani meçhuldür her zaman. Ee, ama e, yani piyasada muhtemelen 15 civarına doğru bakar diye düşünüyorum. Ee, özellikle onun için bu alan kontrol edilmeli. Yukarı kırılım 1880 arkasından e, mutlaka burada 20'nin kırılması lazım. Yani 20'nin üstüne kapanışları tekrar almamız lazım. 21 olursa iyi olur tabi. Daha güvenli olur. Yeni bir tepe yapılmış olur. Ki bu majör trend devam ediyor diyelim. Kısa vadede trend devam ediyor deriz tabi. Aynı zamanda da e, bundan sonra 21, 21 yakılmadan yani 21'in alıcısı olmadan Ereğli'de majör anlamda Tekrar ediyorum bakın kısa vade için söylemiyorum. major anlamda e, boğa piyasası var diyemezsiniz. Yani orada bir daralmadan daha çok bahsedersiniz. 21 direncine dikkat edersiniz falan filan. O yüzden yukarıda burası önemli. İki gündür alıcılı e, özellikle bugün de tabii hiç yoktan biraz alıcılı olması önemliydi bana göre Ereğli'nin. Ee, yani öyle diyorum ya hesapsız bir, e, hadi işte şöyle oldu borsa yıkılıyor, biz de yıkalım. Çünkü bazı senetler öyle olur ya yani, borsa yıkılır, e, değil mi? Bazı senetler e, zaten gözü toprağa bakıyordur, yani bahane arıyordur. O bahane arayanlar da arada patır kütür giderler. Bu olmaması önemli. Yani bu tür günlerde e, dikkat ederim açıkçası. Çünkü bazı şirketler satılmaz abi, onlar kıyamaz piyasa, o kadar. El elde şimdilik böyle bir durumda. <laughs> tabi terse döner mi? Dönebilir yani. Bunun garantisi yok. bir şey olur, bir haber olur. E, Likitte dön, yani çok fazla e, satışa dönmeye başlar piyasa. Yani o senetteki piyasa en azından dediğim gibi o durumu değiştirebilir. Onun için her zaman bir söylüyorum yani her zaman bir stop koymakta gün içi marjın dışına bir stop koymakta yani eksi 3 artı 3 diyelim bazı senetlerde normaldir. Bazılarında eksi 5 artı 5 normaldir. Ama o marjın dışına bir stop koymakta her zaman da bir fayda vardır. Makdi yukarı kesmek istiyor. Yani diyor ki bir yeşil daha yaptı diyor Şu kırmızıyı bir dene. Ya da 50 gün o yani 18-80'i bir denersen diyor ben bir yeşil yakacağım. Mesajını vermiş Makdi yani. O yüzden önemli yani bir tane daha yeşil koyarsa Makdi şu anda ağzı iyice daralmış. Bir yeşil yani al sinyali kesmeye üretmeye başlayacak. 12-26 standart maktidir. Ee, da 47 fena bakın. iyi bir bölge değildir 47. Kendi ortalamasının üstünde olması tabii ki olumlu. O açıdan şey yapmıyorum ama e, hani bir azim biraz bir 55'in üstünde bir RSI görürsek bu olumlu olur. Hatta 60'ın üstünde görürsek çok olumlu olur herhalde. Şu anda dediğim gibi bir dengeyi gösteriyor biraz da, Ama olumlu yani. iki gündür e, olumsuz bir şey de yok. Cuma ve e, bugünkü kapanışlarda takip edilecek alanlar Bunlar yani bir strateji herkes ah kendine göre şey yapabilir bazı şunu da söyleyeyim Hani 17-10 kati midir ya kati değildir yani sizin marjınız vardır piyasa zaten hep beraber hareket etmez ama bazen önemli kırılımlar olur yani bütün piyasanın beklediği alanlar vardır e sizin marjınız biraz daha dışarıdadır daha dışarıda daha başka stratejilerde kurabilirsiniz ee, önemli olan ama sizi büyük zararlardan da kurtaracak veya karınızı doğru almanızı sağlayacak stratejiler üretebilmektir. Herkese iyi akşamlar.